Yerli komedi filmleri kurgucusu bu arada, sunucusu değil. Bak yanlış söyledim, ben de videoyu arıyordum. Merhaba, ben Özgür Turhan. Göremiyorum. 15 yıldır Türkiye'deki yerli komedi filmlerinin montajını, kurgusunu ve afişlerini ben yapıyorum. 2001 yılında Komiser Shakespeare adlı filmi izlerken gözümde bir yanma, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle acile başvurdum. Acildeki doktor bana yerli komedi filmlerinin kalitesizliği nedeniyle gözümün korneasında bir sıkıntı olduğunu, komedi filmleri izlemeye devam edersem görme yetimin tamamını kaybedebileceğimi söyledi. Hadi canım. Drop mu girdi yine ya? Drop mu girdi yine? Lay. Drop mu giriyor? Çok özür dilerim hepinizden bu arada. Çok yani bazen oluyor işte, 10 tane yayından bir tanesinde oluyor. Yapacak bir şey yok. Normalde drop girmemesi gerekiyor şu an. Bitrate'i düşür. Kanka bitrate'i düşürdüm. Bitrate de alakalı bir şey değil. İnternet şu an biraz dalgalı. Öyle söyleyeyim. Oh. Aslında bir sıkıntı olduğunu, komedi filmleri izlemeye devam edersem görme yetimin tamamını kaybedebileceğimi söyledi. Muayene olmak için başka şehre gitmeye karar verdim. Otobüse bindiğim an monitörde aniden Maskeli Beşler filmi çıkmaya başladı. Yakın mesafedeydim, tam kapı çıkışının önündeydim. Gözümü hastanede açtım ve maalesef ki görme yetimin %70'ini kaybetmiştim. Keloğlan Kara Prens'e Karşı adlı filmin o dönem çekimleri yapılıyordu. Maalesef ki 5 kurgucu filmi kurgularken hayatını kaybetmiş. Neden kaybettiklerini sorduğumda Mehmet Ali Erbil ve Özcan Deniz mizahına aynı anda maruz kalmaktan dolayı. Bir şey söyleyeceğim. Hayatında bir kere bile Mehmet Ali Erbil'e gülen var mı? Varsa söylesin de banlayayım ya cidden. Yapımcı gözleri görmeyen bir kurgucu arıyormuş. Filmin başında %70 görmüyordum. Kurguyu teslim ettiğimde ise %100 görmüyordum. Zifiri karanlık oldu. Hababam Sınıfı Uzaylılara Karşı. Filmin kurgusu bana geldi. Ben görmememe rağmen duyduğum sesten ötürü, çünkü Şafak Sezer robottu ve robot bir Şafak Sezer'e kulağım dayanamadı. Bu Örs Üzengi çekiç var ya, oradaki çekicim düşmüş. Yankı yaptı çekicin düşmesi. Sağ kulağımdaki de örsü düşürmüş. İki kulağımda da %50 %50 duyma kaybı yaşadı. Bana soruyorlar işte, efendim filmde komedi oyuncuları çok bağırıyor. Yerli komedide niye tüm oyuncular bağıra bağıra oynuyor? Kardeşim duymuyorum ki. İşte film çok kötüydü. Yarısında çıktım, böyle film mi olur? Ben memnuniyet duyarım. Derdimizi 45 dakikada anlatabilmişiz. Derdimiz de para kazanmak. Bir gün bir yapımcı yanıma geldi. Dedi ki, Özgür Bey, ben dedi sizin kurguladığınız komedi filmlerinin hayranıyım. Birden şaşırdım, sağıma soluma baktım. Ya dedim, Mehmet Bey, ben dedim komedi filmleri mi kurguluyorum dedim. Evet dedi. Ya dedim, ben komedi filmi kurguluyorsam ben niye gülmüyorum dedim. O da dedi ki, Özgür Bey dedi, iyi bir komedi filminde izleyen gülmez, yapımcı güler dedi. Mesela Çok saçma. senaryo geliyor. Şimdi göremiyorum ya. Soruyorum, diyorum ya, bu filmde manasız bir aşk var mı? Var. Mafya var mı? Var. Ya filmdeki başrol oyuncusu üzerine saçma kıyafet giyip sağa sola koşuyor mu? Koşuyor. E diyorum, daha ne? Daha ne kardeşim, bir komedi filminde daha ne olacak? Komik mi olacak bir de üstüne? Film afişlerini ben yapıyorum ama çok zorlanmıyorum. Yani yapımcıyı arıyorum, diyorum abi elinizdeki tüm oyuncuların sağa sola mal mal bakarak pozlarını bana yollayın diyorum. Alıyorum onları. Photoshop'tan mavi bir gökyüzünün üstüne. Ben burada durduruyorum ha. Yapımcılar akrabalarına falan da ekleyelim diyorlar afişe de. Diyorum abi yer yok. 5-50 kişi falan olmalı iyi bir afişte. Minimum 17 kişiyle yaparım. 17 kişinin altına afiş falan tasarlamam. Filmde görünen her şeyi afişe koyacaksın. Kardeşim inek mi var? Dağ mı var? Taş mı var? Araba mı var? Hepsi afişte olmalı. İzleyici şaşırır yoksa. Der ki, ya bu afişte inek yoktu, nereden çıktı bu? Tabii o kadar çok film kurguluyorum ki işi otomatiğe bağladım. Hazır ayarları var. Mesela bende bir Recep İvedik şablonu var. Yapımcı bana geliyor, diyor ki, ben de Recep İvedik çekeceğim ama kadın oynayacak diyor.
Hemen şablonu oturtuyorum, aynı zaten. Ali Söyletmez geldi, dedi ki ya dedi ben dedi Recep İvedik'in daha kötüsünü yapmak istiyorum. Dedim ki bende öyle şablon yok. Ben de dedim en kötü Recep İvedik var. Nasıl yapalım ne edelim diye dedim ki Adam Sandler'ın kurgucusu var dedim, ona gidin dedim. Yurt dışından onu getirttiler, hakikaten de Recep İvedik'ten kötü yapıldı. Bakın burada da ülkemizin eksikliğini söylüyorum. Biz ülkece Recep İvedik kadar kötü film yapabiliyoruz. Daha kötüsü için yurt dışından adam gelmesi lazım. Sinemanın sanat olup olmaz. Abi bayılıyorum ya bu adama, bak yemin ediyorum bayılıyorum ya. Bana sinema ilgilendirir, beni ilgilendirmez. Bir gün Cem Yılmaz yanıma geldi, dedi ki ben 3 dakikalık bir reklam filmi çektim. Bunu dedi ki 90 dakikalık bir sinema filmi yapabilir misin? Yaparım dedim ve pek yakında ortaya çıktı. 80 dakika kurguladım, son 10 dakikasını başka bir arkadaş kurguladı komik olduğu için. Ali Baba ve Yedi Cüceler'le de benimle çalışmak istediler. Senaryoyu okudum ve direkt kurguyu teslim ettim. Ops diye 6 tane dondurma göndermiş, teşekkürler kanka. Dediler ki nasıl oldu bu? Dedim ki çekmeyin, çekerseniz bundan daha kötü olur. Komedi filmlerinin yan etkisi de olmuyor değil. Mesela ben uzun yıllardır komedi filmi kurguladığım için zeka geriliği başladı bende. IQ 147 idi sektöre başladığımda. Şu an 87 IQ'dayım. İşte arada bir fark var mı diye sorarsanız anlayamıyorum yani. Çünkü 87 IQ'dayım. Kurguladığım filmleri izlemiyorum. Zaten kurgularken de izlemiyorum. Bu şekilde arkam dönük şekilde kurgularım. Bir kulağım işlemcinin fanında olur. İşlemci fanı çok ses çıkarırsa derim ki bu film güzel bir filmdir. Filmlerin kurgusunu bitirdikten sonra çıktısını alırım. Baştan sona izlemek için açarım. İzlemem. 2023'te çok enteresan bir komedi filmi projesi geliyor. Tüm komedyenler birleşip tek bir film çekecek. Filmin adı Sektör Çıkmazı. Bütün komedyenler son bir vurgun için geliyor. Vurgusunu da ben yapacağım. Adam efsane ya. Demin chatte birisi şunun montajını aç diyordu ama neyin montajıydı ya o? Bakayım bir saniye. Hemen bakmam gerekiyor. Neydi o ya?